Merhaba, benim ismim Murat Gülkan, ünlü portföy yönetimi şirketinin genel müdürüyüm. Bugün size her yatırımcının takip etmesi gereken 3 tane kuraldan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi, performansı değerlendirirken, herhangi bir yatırımın, herhangi bir fonun performansını değerlendirirken tek başına getiri rakamının çok da anlamlı olmadığının farkında olması lazım tüm yatırımcıların. Elde edilen getiri kadar bu getiriyi elde etmek için ne tür riskler alındığı da muhakkak değerlendirmeye girmeli. Riski değerlendirmeye katmayı iki şekilde yapabiliriz. En basit haliyle elde ettiğimiz getiriyi bir benchmark'la veya Türkçe tabiriyle bir karşılaştırma ölçütüyle mukayese edebiliriz. Örneğin bir yatırımımız %15 getirdi. Bu rakam iyi midir, kötü müdür, yüksek midir, düşük müdür? Bunu anlamak için bunun ne tür bir yatırım olduğunu, ne tür riskler içerdiğini muhakkak bilmek gerekir. Örneğin bir borsa fonu %15 getirdiyse dönüp borsa endeksine bakmak lazım. Borsa endeksi o sene örneğin 5 getirdiyse bu fon son derece başarılıdır. Borsa endeksi aynı sene 35 getirdiyse bu fon başarısızdır. Biraz daha konuya aşina seyircilerimiz ise riskin en popüler ölçütü olan volatiliteyi hesaba katabilirler. Volatilite ile düzeltilmiş getiri veya performans ölçütleri var. En yaygın kullanılanı Sharpe rasyosu. Bu konuda daha detaylı bilgileri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Yatırımcıların takip etmesi gereken ikinci altın kural ise çeşitlendirme kuralı. Yabancı tabiriyle diversification, halk tabiriyle tüm yumurtaları aynı sepete koymama kuralı. Unutmayalım ki risksiz yatırım diye bir seçenek bulunmamaktadır. Risksiz olduğu düşünülen mevduat dahi Türkiye'de örneğin enflasyonun altında getiri sağlayabilmektedir. Risksiz olduğu zannedilen gayrimenkul yatırımlarının özellikle içinden geçtiğimiz dönemde ciddi anlamda bir fiyat ve likidite sıkıntısı içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla risksiz yatırım diye bir şey yoktur. Her yatırımcı muhakkak kendi tercihlerine ve kendi ihtiyaçlarına, kendi hayat evresinin neresinde olduğuna bağlı olarak bir çeşitlendirmeye gitmelidir. Finansal yatırımlardan bahsedecek olursak en temel çeşitlendirme hisse senedi ile sabit getirili yani faizli veya katılım payı alan kısımlar arasında olmaktadır. Sabit getirili kısmı da ayrıca kendi içerisinde döviz bazında yani TL veya yabancı para cinsinden bir çeşitlendirmeye tabi tutmak uygun olur ki bazı dönemler portföyümüzün bazı kısımları daha iyi getirir, bazı dönemler diğer kısımları daha iyi getirir ama tüm yumurtaları aynı sepete koymanın getireceği risklere ve aşırı volatiliteye maruz kalmak hiçbir yatırımcının arzu edeceği bir gelişme değildir. Onun için muhakkak ama muhakkak belki bir profesyonelin de desteğini alarak bir çeşitlendirmeye, bir diversification'a gitmesi yatırımcıların şarttır. Yatırımcıların takip etmesi gereken üçüncü kural ise çoğu yatırımcıya ters gelen, hepimizin belki en temel içgüdülerine, reflekslerine aykırı olan bir davranış biçimi göstererek paniğe kapılmak yerine fiyatlar düşerken bunu bir korku vesilesi olarak değil bir alım fırsatı olarak görecek zihniyete erişmek, tam tersine de piyasalar yükselirken bunların peşinden koşmak yerine inşallah daha iyi fiyatlardan iktisap ettiğimiz, almış olduğumuz pozisyonları satmak için, boşaltmak için bir fırsat olarak görme zihniyetine kavuşmak olacaktır. Örneğin bugün BIST 100 endeksi dolar bazında 2.7 dolar civarında son aylarda güzel bir çıkış gerçekleştirdi. Ancak daha uzun vadeli geçmiş performansına baktığımız zaman dolar bazında aynı seviyeyi ta 1999 senesinde yani bundan 18 sene önce de geçtiğini görüyoruz. Bir bakışa göre borsa yerinde saymış diyebilirsiniz. Oysa diğer bir bakışa göre geçmişte çok basit bir mekanik kural uygulanmış olsa, örneğin sadece borsanın FK oranı 11'in veya 10.5'un veya 10'un altında olduğu dönemlerde kademeli alım yapmak gibi basit bir mekanik kural uygulanmış olsa dahi bugün bu yatırımcı borsanın düz veya çıplak getirisine göre çok çok daha yüksek getiriler elde etmiş olacaktı. Ancak buradaki anahtar dediğim gibi dünyaca tanınan pek çok yatırımcının da kendine düstur edindiği gibi fiyatlar düşerken yani başkaları panik halindeyken bunu bir korku vesilesi değil bir alım fırsatı olarak görmek ve tersine varlıklar, borsa, gayrimenkul moda olduğunda fiyatlar hızlıca yükselirken bunun peşinden koşarak almak yerine daha akıllıca davranıp daha önceden alınmış olan pozisyonları zamanında nakde çevirmeyi bilmek uzun vadeli karın altın kuralı. Zamanı kazanca dönüştürmek için parası kıymetli yatırımcılar bizi izlemeye devam etsin.